Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün P vitamini nedir? Onun hakkında konuşacağız. F vitamini hakkında merak edilen her şey. F vitamini standart vitaminin tanımının dışındadır. F vitamini 2 yağ asidi için kullanılır. Omega 3 ailesinin bir üyesi olan ALA, alfa linolenik asit ve omega 6 ailesinin bir üyesi olan LA, ALA ve LA esansiyel yağ asitleridir. Vücudumuz tarafından üretilmez ve metabolizmamız için oldukça önemlidir. F vitamini iyi bir kalori kaynağıdır. Ayrıca genel olarak büyüme gelişmeyi desteklemek, tansiyonu dengelemek, hücre yapısını güçlendirmek, bağışıklığı güçlendirmek gibi önemli vücut fonksiyonlarına katılır. F vitamini eksikliği çok sık görülmez. Eksikliği cilt kuruluğu, çocuklarda yavaş büyüme, beyin fonksiyonlarında yavaş gelişme, görme sorunları, saç dökülmesi, yaraların geç iyileşmesi gibi çeşitli durumlara yol açabilir. F vitamininin yararları, F vitaminini oluşturan ALA ve LA yağ asitleri ayrı ayrı yararlara sahiptir. Alfa linolenik asit, omega 3 ailesinin birincil yağıdır ve birçok faydası vardır. Eklemlerde, akciğerlerde ve beyinde iltihabı azaltır. Depresyon ve anksiyeteyi olumlu yönde etkiler. Kalp hastalığı riskini azaltır. Büyüme ve gelişmeyi destekler. En önemlileri tıp 2 diyabet riskini azaltabilir. Kan şekeri kontrolünü iyileştirir. Kalp hastalığı riskini azaltır. Tavsiye edilen günlük miktar F vitaminin faydalarını en üst seviyede alabilmek için günlük alınan ALA, LA oranının sağlıklı bir seviyede olması şarttır. Genel olarak sağlıklı bir yetişkin günde 1.1-1.6 gram ALA ve 11-16 gram LA alabilir. F vitamini içeren besinler. Keten tohumu, chia ve ceviz. LA kaynaklılar badem, ceviz, ay çekirdeği, soya, fasulyesi yağı, mısır yağı, zeytinyağı. F vitamini iki temel omega 3 ve omega 6 yağ asidi oluşturur. ALA ve LA'dır. Bu iki yağ asidi bağışıklık sisteminin tansiyon, kan pıhtılaşması, büyüme ve gelişme dahil olmak üzere birçok vücut işleminde önemli bir rol oynamaktadır. Keten tohum yağı ve chia tohumu ALA bakımından yüksek besinler tüketmek dengeyi olumlu sağlıklı sonuçları lehine kaydırabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için lütfen zil butonuna basınız. Hepinize şimdiden kullanacak olanlara şifa olsun diliyorum. Hoşça kalın.